Selamünaleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Verdiğiniz güzel destekleriniz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi bizlere göndermiş olduğunuz mesajlara bakmaya devam ediyoruz. Vakit buldukça da sizlere cevap atmaya çalışıyoruz. Bu arada genel itibariyle sormuş olduğunuz toplu olarak belirtebileceğimiz konuları da video haline getirerek en azından hepsine birden cevap vermiş oluyoruz. Şimdi değerli dostlarım, bugün sizlerle mesajlarınızdan yola çıkarak en azından cevap ve diğer arkadaşlarımıza da anlatacağımız bir husus var. Bu hususta büyük devasa kaplumbağalar. Kayalara kaplumbağa şekli verilmiş, kaplumbağaya benzetilmiş durumları bir konuşalım istiyorum. Çünkü bu konularda ben eskiden baktığım zaman çok fazla bu tarz şeyler gelmezdi ama sanırım sosyal medyanın gücü güzel işaretlere denk gelindiğini görüyorum. Bu konuda da en azından elimizden geleni yardım yapmaya çalışalım. Şimdi değerli dostlarım, birkaç önemli husus var. Onları öncelikle konuşalım, sonra detaylarını anlatacağım. Sadece bu şeyde tek bir kaplumbağayı anlatacağım. Bunu da belirteyim tekrardan. Bu kaplumbağamız devasa büyüklükteki bir kayaya, kendisi kayanın kendisi birebir de kaplumbağaya benzetilmiş tarzda karşımıza gelebilecek bir olgudur. Bunun üzerinden gideceğiz. Şimdi genel itibariyle normalde kaplumbağaları ikiye ayırırız biz. Kara kaplumbağaları ve su kaplumbağaları diye. Şimdi bizim bahsettiğimiz kaplumbağa modeli kara kaplumbağasıdır değerli arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir nüans var. Biz kara kaplumbağasının devasasından yola çıkıyoruz. Eğer ki bu tarz kaplumbağaya benzettiğiniz bir kayaya denk gelirseniz, bir kaya parçasına denk gelirseniz değerli dostlarım, hemen ön kısmında yani kaplumbağanın gidiş istikameti olarak düşünün. Bu istikamette bir akarsu, dere, herhangi bir suyla alakalı bir durum söz konusu mu değil mi? Bunu bir belirlemenizde fayda var. Buradaki önemli husus, burayı belirlemedeki en önemli husus şudur. Şimdi bazen çok güzel kaplumbağa işareti görüyor. Şimdi bir yerden de öğrenmiş, önünde muhakkak surette dere olması gerekir diye. Kesinlikle dere olacak diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Eğer işaretiniz netse ve işaretinizin üst kısmında işçilik mevcutsa, bakın boyun kısımlarını pas geçmeyeceksiniz. Boyun kısımlarında işçilik arayacaksınız. Ense ve boğaz kısmından bahsediyorum. Buralarda işçiliği mevcut bir işaretiniz mevcut. Gördüğünüz bir kaplumbağanız mevcut ama ön kısmına baktığınız dere yok. Yani ne kuru bir dere var, ne akar bir dere var, ne de su var. İşte bu işaretler bizim için belki de kaplumbağalar arasında kıymet en yükseklerden bir tanesidir değerli dostlarım. Sebebi de şudur. Bu tarz işaret sistemleri kapalı bir kuyuyu bize anlatır. Kaplumbağanın ön kısmında yani suya gideceğini net olarak bildiğimiz için ön kısmında kapatılmış bir kuyuyu bize anlatır. Bizim ön kısmında yapacağımız boşluk çalışmasında kuyu mantığıyla kuyu arayacağımızı bildiğimizden dolayı bu tarz bir boşluğu bulduğumuz anda zaten sistemini tamamen çözmüş olacağız. Aslında çok zor gibi görünen ve çözümü çok basit olan, diğerlerine göre de değeri daha fazla olan bir durumdur bu. Aranızda karşılaşma durumunuzda bu hususlara dikkat ediniz. Diğer bir durum, bu tarz kaplumbağalara denk geldiğiniz zaman bu tarz kaplumbağaların en bariz özelliklerinden ve bizlerin için en cazip olucu, en cazip bizi cezbedici noktası şudur. Hediye ve müjde konusu. Değerli dostlarım, özellikle bu tarz kaplumbağaya benzer kaya parçasını gördünüz ve kaya parçasına baktığınız zaman uçurumun kenarında yani uçuruma yani alt tarafı uçurum aşağı doğru baktığınız zaman aşağıda bir dere var ama yani yuvarlansanız aşağıda parçanız bulunur şeklinde bir uçurum gibi bir noktanın üst kısmında bu tarz bir yapıya denk geldiniz. İşte bu tarz yapılar mesela örnek olarak söylüyorum. Genel itibariyle en çok hediyeyi barındıran, en çok hediyeye rastladığımız işaret sistemidir. Bunun benzer özelliklerini, benzer örneklerini yakın zamanda da yaşadığımız için ben sizlere bu hususu ön plana çıkartarak konuşmak istedim. Böyle bir durumla karşılaşırsanız kasanın bu işaretin kendisinin üzerine saklanmış bir vaziyette karşınıza çıkma durumu var. Bir hediyesinin, müjdesinin, işaretin kendisinde yani o kabartma büyük kaplumbağayı düşünün. Kaplumbağanın üzerine bir noktasına bu kasanın saklanmış olduğunu düşüneceksiniz. Buna göre
çalışma yapacaksınız. Yalnız bu çalışmayı şöyle yapacaksınız. Kalkıp kaplumbağanın kafasını kırayım, yok arkasını kırayım, sağını solunu kırayım. Bu mantıktan uzak durun değerli dostlarım. Yapacağınız iş gayet basit. Varsa bir dedektörünüz, dedektörle kontrol edebilirsiniz. Net olarak size sonuç verir. En adi dedektör dahi sonuç verebilir. Onu söyleyeyim. Yoksa bile, elinizde bu tarz bir imkanınız yoksa bile, burada sadece boşluk çalışması yapabilirsiniz. Boşluk sesi alabilirsiniz. Bu da yoksa, bundan da anlamıyorsanız eğer boşluk çalışması yapma noktasında, kayanın her parçasını, her zerresini, o kaplumbağaya benzer kayanın her zerresini net olarak inceleyeceksiniz. Horasan çalışması, yani kapama kaya çalışması arayacağız burada. Bazı durumlarda horasan şeklinde, bazı durumda taşın bir parçasını yine buraya yapıştırmış ama etrafını kurşunlamış olarak da karşımıza denk gelecek kapama olgularıyla karşılaşabiliriz. Burada seri paralar bizi karşılayabilir. Örnekleri mevcut. 7'li ve 13'lü sistemlerden birisi bizi karşılayabilir. 7 adet sadece kaplumbağa için basılmış para karşımıza denk gelebiliyor. Çok çok nadir bir örnek olarak denk gelebiliyor. Ve nadirliği sebebiyle de değerinin yükselen bir grafik olarak bir aklınıza getirebilirsiniz. O işin o kısmına çok fazla girmeyeceğim. Bu da yine çözüm mantıklarından bir tanesidir. Bakılması gereken önemli hususlardan bir tanesidir. Diyelim ki yani uçurumun kenarında değil de biraz daha geri kısımda bu tarz bir şeyle denk geldiniz, işaretle denk geldiniz. Şimdi bizim için en önemlisi en kolay elde edebileceğimiz, doğru mu, böyle bir işarete denk geldik. Değerli dostlarım, şimdi bu hayvan figürünü yaptıkları zaman hayvan figürünün birebir de gerçek hayvanla ilişkilendirmeniz gerekiyor. Gerçek hayvanın özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Bu hayvan yumurtasını, yani yürüdüğünü düşünün, bir noktaya doğru gittiğini düşünün, suya doğru gittiğini farz ediyoruz. Zaten her zaman bizim temel amacımız budur. Suya doğru gidiyor. Yumurtalarını bırakması gerekirse yumurtayı nereye bırakacak? Bunu bir gözlemlemeniz gerekiyor. Yumurtayı bırakması lazım. Bir noktaya bir yumurta bırakması lazım. Ki kendi üzerinde kasası mevcut değilse etrafında yumurtaya benzer bir kayanın içerisine hediyesini koymuş durumda, karşılaşılmış örnekleri mevcut olduğundan dolayı bu şekilde bir araştırma yapabilirsiniz. Hayvanın kendi özelliğiyle baktığınız zaman da genel itibariyle arka tarafı bizler için hediye mantığı ya da müjde mantığı olarak bakmamız gereken noktalardan bir tanesidir. Ama şunu tekrar hatırlatayım. Her işaretin çözüm mantığına baktığınız zaman tek bir çözümü yoktur. Bu yüzden de kaplumbağanın sadece arka kısmında hediyesi, müjdesi olacak diye de bir kaide yok. Etrafında muhakkak surette aramanız gereken taş modellerinden bir tanesidir. Şimdi yumurta modelli taş diyoruz ama değerli dostlarım, birebir de kalkıp da size etrafını oval, çok güzel işleyip yumurta şeklinde oraya bırakacak bir durumu söz konusu değil. Yani sadece dışında bir işçilik olabilme durumu veyahut da etraftan aldıkları taşlarda bir noktada şöyle az çok elinize alıp incelediğiniz zaman yumurtaya benzetebilme durumu arz eden taşlardan bahsediyoruz. Yani etrafta bunları aramanız gerekiyor. Bununla ilgili zaten detaylı bir anlatım yapmıştık size. Çok fazla da bu konuya uzatmamın bir anlamı yok. Şimdi geçelim bir diğer hususa. Kaplumbağamızı gördük. Kaplumbağayı gördüğümüz zaman, bu tarz büyük kaplumbağa için konuşuyorum. Büyük kaplumbağayla karşılaştığımız zaman, değerli dostlarım, kaplumbağanın kendisini öncelikle bir incelememiz lazım. Şimdi kara kaplumbağalarında ne dedik biz? Kaplumbağa işaretlerini anlatırken. Baş kısmı bizim için baz alacağımız noktadır. Tamam, eyvallah. Lakin her ne olursa olsun öncelikle yön bir noktaya gitmeden ziyade kaplumbağanın kendisini bir inceleyiniz. Eğer ki şöyle bir olgudan bahsedeyim. Kaplumbağanın üzerinde bir tane haç mevcutsa, bir haç işareti yapılmışsa bu kaplumbağa Roma dönemine aittir demektir. Biz bunu bu şekilde anlayabiliriz. Roma döneminde kaplumbağa figürü gerçekten önemli bir yere sahipti. Aynı zamanda kaplumbağa üzerindeki haç stili bir örneğiyle mevcuttur. Roma dönemine aittir ve yemin işaretidir. Topluca bir malzemenin gömüldüğü bir noktadır. Bunun yapılan yemininin ispatı da üzerindeki haç işaretidir. Biz bunu bu şekilde çözümlememiz gerekiyor. Yani toplu bir paranın gömüldüğünü
ve buradaki haç işaretinin de bunu örnek olarak verdiğini belirlersek, çalışma yapma ve araştırma yapma konusunda bizler için çok önemli bir ipucu olacaktır. Diğer bir husus, kaplumbağanın üzerine incelediğiniz zaman ister ön kısmında ister arka kısmında baktınız oymaya denk geldiniz. Bu oyma bizzat kaplumbağanın yapılan kayanın yan yüzeyini düşünün, dikey şekilde göz şeklinde yapılmış olarak da karşınıza denk gelebilir veyahut da normal tepesine yapılmış şekilde denk gelebilir. Bu oyma sadece yuvarlak oyma olacak diye bir durumu arz etmez. Bu aynı zamanda kare oyma olabilir. Karşılaşabileceğiniz dikdörtgen oyma olabilir. Veyahut da üçgen olabilir. Üçgenin durumu biraz farklı. O biraz kenarda dursun. Şimdi bu oymalardan herhangi bir tanesine denk gelirseniz üst kısmında yani zemine paralel gibi düşünün. Bu şekilde denk gelirseniz bu kaplumbağanın tamamen bir mezara istinaden yapıldığını anlamamız gerekir ve etrafta bizim arayacağımız şeyin birinci önceliğin bir mezar yeri olduğunu bilmemiz gerekir. Bu tarz mezarların da hediyesinin olabileceğini aklımızda bulundurup buna istinaden çalışma yapmamız gerekir ve bu hediyeler de mezarın gidip de üstüne konulacak hediyeler değildir. Mezardan sizi uzaklaştırmaya çalışacak bir sistemle yapılmış hediyelerdir. Bunlara da dikkat etmemizde fayda var. İkinci durum, şimdi o göz mantığıyla yapılmış bir olgu var mı yok mu diye size söyledim ya. Eğer ki kaplumbağanın yapılmış olduğu kayanın üzerine, örnek verelim arka kısmına, şöyle çizimle anlatayım daha net olacak sanırım. Şimdi şu kaplumbağanın diyelim şuraya bir yuvarlak oyma yapmışlar. Biz bu yan yüzeye yapılmış oymaları net olarak göz olarak algılayacağız. Burada kaplumbağanın başı bizler için önem arz etmeksizin yön istikametimiz işte tam burası olacak değerli dostlarım. Tamamen bir yanıltmaya istinaden yapılmış bir işaret sistemi olarak değerlendirebileceğiniz bir durumdur. Burada bu oymanın içerisine konulmuş ekstra bir işaret sistemi mevcutsa çok nadir bir örneğinden bahsedeyim sadece. Belki ikinci, üçüncü örneğini sizler çıkartabilirsiniz. Sonuçta gerçekten keşiflerinize güveniyorum. Oymanın içerisine küçük bir kuş figürü yapılıyor değerli dostlar. Küçük bir kuş figürü yani bir bayana istinaden yapılmış bir mezarı anlatan bir figür. Oyma zamanında işte tahribata uğradığından, yosun tuttuğundan, bu iç kısmı da temizlenmediğinden dolayı bu figürler zaten görünmüyor. Biz de çok baz almıyoruz. Aslında tekrar söyleyelim hani yeri gelmişken oymaların içini muhakkak surette iyice temizleyin. Bakın arkadaşlar. Bu tarz bir durumla karşılaşıldığında tamamen mezarın çok fazla yük barındırmasından dolayı, kıymete haiz olmasından dolayı da yanıltıcı bir olgu ortaya çıkıyor. Buradaki olguda da baş kısmını değil, üzerindeki oymayı göz olarak baz alacağız ve baz aldığımız nokta istikametinde çalışmamızı yapacağız. Burada bu tarz bir durumla karşılaşırsanız baş kısmı yine baz alınmayacak dediğimiz sebebi yüklü miktarın burada olmasından dolayı, yuvarlak oyma tarafında olmasından dolayı. Ancak baş kısmı istikametine gittiğiniz zaman hediye ve müjdeyi bulabileceksiniz. Hediye ve müjdeyi bulacaksınız. Bulduğunuz zaman ha, tamam bunun anlamı buymuş deyip işin içinden çıkacaksınız. Sizden yani beklenen o. Bu işareti yaparken, buradaki şifreyi koyarken, buradaki şifreyi koyan insanın sizden beklediği şey aslında yanıltmak istediği durum tamamen budur. Size bir avuç bir şey verip geri kalan yükü sizi yükten uzaklaştırmaya çalışmaktır aslında bakarsanız arkadaşlar. Bu durumda yine değerlendirmeleriniz arasında bulunsun. Şimdi düz bir arazide bu tarz bir işaretle karşılaşırsanız, bu dediğim bahsettiğim olguyla karşılaşırsanız ne yapmanız gerekiyor? Eğer ki düz bir arazide denk geldiniz. Bu sefer kayanın üst kısmını incelediniz. Bir işaret yok. Üst kısmını inceledikten sonra baş kısmını baz almaya başlayacağız. Baş kısmının baktığı istikamette, düz bir istikamette doğru baktığını farz edin. Düz bir araziden bahsediyoruz. Ovanın içerisinde yapıldığını düşünün. Baş kısmının baktığı yön istikametine baktınız. Bu tarafta birer kiloluk, üçer kiloluk, beşer kiloluk fark etmez. Yani bu şeyde, minvalde bir taş öbeği görürseniz bizim kaplumbağamız burayı anlatır değerli dostlarım. Genel itibariyle ova kısmına yapılmış durumlar bize mezarı verir. Bu mezarların çeşitlerinin en başına gelen örneği de
yığma taş mezarlarıdır. Aramamız gereken önemli unsurlardan bir tanesi budur. İkincisi, bunun tam tersini düşünün. Ovada değil de bir yamaçta, bir dağın üstünde, bir tepenin üst kısmına denk gelecek şekilde ve alt kısmında baktığı tarafa doğru gidiş istikametinde de dere var. Yani bir dereye doğru gidiyor ama kafası yön itibariyle farklı yöne bakabilir. Bu tarz durumlarla karşılaşma olasılığında bizim arayacağımız şey höyük mantığıdır. Bu tarz yerlerde etrafta kayalıklar olabilir, taşlar olabilir. Ancak baktığı istikamet bir tepeye doğru bakıyorsa biz kayalıkta, taşta bir şey aramayacağız. Bu tepeye gideceğiz. Bu tepenin yığma olup olmadığına bakacağız. Tepenin kendi üzerinde araştırma yaptığımız zaman zaten bu tepenin yığma olduğu bize açık ve aleni olarak toprak kendisi söyleyecektir. En nihayetinde o tepeyi oraya yığan adamların çöpleri bize o tepe ile ilgili bir takım bilgileri verecektir değerli dostlarım. Diğer bir durum, yine karşılaştınız, üzerinde herhangi bir işarete denk gelmediniz. Baş istikametine baktınız, baş istikametine baktığınız yönde kayalık mevcut. Şimdi bu kayalıkta biz arayacağımız şeyleri arayacağız. Peki, şunu söyleyeceğim. Böyle bir yere denk geldik. Sorulan soru için konuşuyorum. Böyle bir yere denk geldik diyor. 500 metre ilerisinde diyor bir kayalık alan var diyor. Böyle diyor sağında solunda da tıraşlama var gibi diyor. Oraya doğru bakıyordu kaplumbağa diyor. Değerli dostlarım, 500 metre ilerisine bakmaz kaplumbağa. Benim nacizane sizlere tavsiyemdir. 500 metre ileriye bakacak bir durum söz konusu değildir kaplumbağalarda. Genel itibariyle %90 itibariyle mezar çıktığı için, mezar olgusunu verdiği için kaplumbağayı birebir de mezar sunusu gibi düşünün ve bizim temel mantığımız nedir? Mezar sunusu mezardan uzakta olamaz. Bu sebepten dolayı da kalkıp da kaplumbağayı 500 metre ileriye baktırıp 500 metre ilerisinde çalışma yapmaya çalışmak veyahut da o noktada araştırmaya girişmek tamamen zaman kaybı, tamamen emek kaybıdır değerli dostlarım. Lütfen bu hususlara da dikkat ediniz. Bu hususlar önemli hususlardır. Şimdi geçelim bir diğer duruma. Şimdi kaplumbağayı gördük. Dedik ki ön kısmında dere var. Etrafına baktık. Araştırma yaptık. Ne bir höyük bulduk, ne bir boşluk bulduk, ne de başka bir durum var. İlk önce biz etraftan başlıyoruz. Yani içten dışa doğru çalışmamız her zaman bu şekilde olacak. Bu durumda yapmamız gereken unsur şu. Aşağı dereye ineceğiz. Derenin bizzat kaplumbağanın kafasıyla dere arasına baktığımız zaman kaplumbağa dereye bakar vaziyetteyse gidiş yönü itibariyle bu noktada derenin birleştiği noktadan kaplumbağanın kafasına bakın, düz bir çizgi çizin. Bu çizdiğiniz çizgi üzerinde derenin bütün kısmında kesme bir taşınız mevcut mu? Veyahut da üzerinde işçilik barındıran bir kısmı tıraşlanmış veyahut da bir kısmın üzerinde mor çizgi olabilecek şekilde bir taşımız mevcut mu değil mi buna bakmamız lazım. Diyelim bunu göremedik. O zaman biz akarın tersi istikametine, derenin aktığı yönün tersi istikametine giderek bu gittiğimiz istikamette de sol tarafı baz alacaksınız. Yani sağ tarafını düşünmeyin, sol tarafını baz alacaksınız derenin. Sol tarafında çok uzaklaşmadan bu alanda kısa bir araştırma yapmamız lazım. Başkaca bu bölgede bir işaretimiz var mı yok mu buna bakmamız lazım. Şimdi dere kenarında denk gelebileceğimiz bu tarz işaret sistemleri son nokta işaretleri değildir arkadaşlar. Yani kalkıp da burada biz bir malzeme çıkaracağız diye bir durum söz konusu değildir. Bu tarz yerler giriş noktalarıdır. Çünkü kalkıp da bir malzemeyi derenin kenarında hemen suyun götürebileceği şekildeki bir noktaya malzemesini gömmezler. Genel mantık itibariyle söylüyorum. Hani tabii ki bu söylediklerimin tamamı %100 bir veri içermez. Hani en netimle %95'tir. Bunu da parantez içerisinde belirtelim. Bu dere kenarındaki noktalar dediğimiz gibi giriş noktalarıdır. Belli bir noktaya kadar tuzakları barındıracak şekildedir içerisinde. Ya da tılsımvari bir takım olguları barındırabilecek durumları da mevcuttur. Bunları da unutmayınız yani. Şimdi devam edelim değerli dostlarım. Yani bu işaretli taşlar, kesme taşlar, üzerinde işçilik barındıracak olgular, bunlardan herhangi birine denk gelirseniz
Burada yapmamız gereken şeyin giriş aramak olduğunu, yalnız girişlerde muhakkak surette tuzağın varlığını aklımızda bulundurmamızın gerektiğini, su tuzağının eğer kurumuş bir dere ise ya veyahut da ıslah edilmiş bir dere ise bu tuzağın artık aktif hale geçmeyeceğini de yine aklımızda bulunduracağız. Bu olguları unutmayalım diye söylüyorum. Şimdi genel itibariyle kaplumbağaların verdiği mezarların statüsü yüksek insanları andırdığını, bunlara istinaden yapıldığını, bilge kişilere istinaden yapıldığını, uzun ömürlü kişilere yapıldığını istinaden yapıldığı şeklinde bir takım veriler bizlerin elindedir, doneler vardır. Lakin burada bir tane nüans var. Önemli bir husustur. Çok nadir örnektir. Ama dikkat edilmesi gerekenlerin başında yer alır. Bu da şudur değerli dostlarım. Bazı durumlarda bu kaplumbağa işareti hani saflıkla masumluğu da barındırdığından dolayı ölen kötü bir kişiyi temsilen o kötü kişinin ruhunu arındırmak anlamında da onun mezar sunusu olarak da bu tarz bir işaretleme sistemi yapılabiliyordu. Nadirdir ama sonuçta biz bir işaretin başına gittiğimiz zaman tüm yöntemlerimizi denememiz lazım. Sadece bir yöntem üzerinden gidersek genel itibariyle fiyaskoyla karşılaşırız. O yüzden de ben size bu diğer yöntemlerden anlatarak diğer yöntemler üzerine gitmeye çalışıyorum. Böyle bir durumun varlığı söz konusu olduğu zaman hemen inanış sistemini aklınıza getireceksiniz. Eğer ki dünyada kötülükle anılan bir adam varsa ve bu adam gömülmüşse, bu adam antik medeniyetler için konuşuyorum, antik medeniyetlerdeki inanışlar için, bu adamı öbür dünyada kabul edilmeyeceği inanışı vardı. Öbür dünyadan tekrardan dünyaya gönderileceği inanışı mevcuttu. Bundan dolayı da bu adamın tekrardan dünyaya gelmemesi için mezarın üzerine normal insanların kaldıramayacağı, yani bir 10-15 kişiyle birlikte ittirilebilecek büyüklükte, bazen daha da büyük bir kütle şeklinde mezarın üstüne kaya konuluyordu. Bu yüzden de biz eğer ki kaplumbağayı görürüz, kaplumbağanın etrafında yaptığımız çalışmada böyle bir kayaya denk geliriz. Böyle bir kayaya denk gelirsek bu kayanın üzerini net olarak incelememiz gerekir. Bu kayanın üzerini inceledik, kayanın sağında solunda bir yerinde bir tıraşlama denk geldi ya da benzer bir işçilik durumu karşılaştık. O zaman hemen alt kısmını hafifçe açıyoruz değerli dostlarım. Alt kısmında tıraşlama olan bir nokta var mı? Veyahut da herhangi başkaca bir işaret konulmuş mu, konulmamış mı onu görüyoruz. Özellikle haç işareti şeklinde, yani ekstradan bir koruma mantığıyla yapılmış bir işareti var mı ya da stavrozu var mı? Bunlara bakabiliriz. Bunlar da yine çözüm örnekleri olarak aklımızda bulunması gereken durumlardan bir tanesi. Şimdi geçelim bir diğer başka hususa. O da kaplumbağanın bulunduğu çevredeki toprak yapısı. Bu toprak yapısı gerçekten önemlidir. Özellikle ve özellikle eşkıya gömülerinde fazlasıyla kullanılabilen bir yöntem olarak söylüyorum sizlere bunları. Deve tüyü rengini düşünün arkadaşlar. Hani bu boz deveden bahsediyoruz, bazen boz deve diye söylüyoruz ama boz deve dediğimiz türden bahsetmiyorum yani buradaki olgu için. Bu hani sarımtırak gibi olur ya. İşte bu tarz bir renkten bahsediyorum. Etrafa baktınız, bir tane noktanın bu tarz bir renge sahip olduğunu görürseniz eğer ki burası sizin araştırmayı yönlendireceğiniz nokta olması gerekeceğini bilmeniz gerekiyor. Kaplumbağa işaretlerinde bu önemli bir husustur. Çünkü bu tarz toprak yapısını gözünüz önüne getirin. Kaplumbağanın sevdiği bir toprak yapısı olarak bilmeniz gerekiyor. Ve kaplumbağanın gitmek istediği yerin aslında orası olduğunu bize anlatacak, orası olduğunu bize söyleyecek bir ipucudur. Bu alanda çalışma yapmamız gerekiyor. Genel itibariyle kaplumbağa işaretinin işçiliği çok ağır gibi görünür. Çok devasa gibi görünür. Lakin her zaman bu şekilde değildir. Hani işaret sistemini az çok bilirseniz, işaretin ne anlama geldiğini veyahut da sizi neye yönlendirdiğini, etrafta ne arayacağınızı bilirseniz eğer arkadaşlar, işte ne kadar zor olsa da bir işaret çözümü kolaylaşmış olur. Asıl bizler için zor olan husus şudur ki, büyük iş aletlerinin yani katoların çalışmayacağı noktalarda derine gömülmüş, özellikle işte
Toprak yapısı işlemeciliği kolaysa, toprak yapısının işçiliği kolay olan bölgelerde biliyorsunuz gömünün derinliği daha da artıyor. Bu tarz yerlerde işte iş makinesi çalışamıyorsa elde kazmayla kürekle çalışma yapılabilecek durumlar işte bizler için ağır işçiliği barındıran yerlerdir. Ama bu tarz yerlerde de olsa kalkıp 15 metrede bir şey veyahut da 10 metrede, 9 metrede bir şey aramak söz konusu dahi değildir. Onu da söyleyelim. Çünkü bunlar tümülüs değil arkadaşlar. Bunlar höyük değil. Yani adam bir kral için yapmış 15 metrelik, bazen 27 oluyor ama 15 metre ile 20 metre arasını bir kral için yapmış. Ama kalkıyorsun statüsü kraldan daha yüksek olan bir adam değil bu sonuçta kaplumbağa işaretinin yapıldığı yerdeki mezar. Onun için de kalkıp 15-20 metrelik bir mezar zaten kral izin vermez. Çünkü kendi mezarından daha şaşalı bir mezar yaptıracağını da düşünmemek lazım o şekilde. Hani bir liderin mezarının derinliği belliyken kalkıp da statüsü liderden daha aşağı seviyedeki bir adamın mezarının derinliği ondan daha fazla olacak diye bir kayda yoktur. Bizler söylediğim gibi her zaman mantık çerçevesinde hareket eden insanlarız ve mantığımıza uygun olarak elimizdeki teknik imkanlarla ve bilimsel verilerin ışığında bunları yaparız arkadaşlar. Bu yönde muhakkak surette bir çalışma yaparız. Şimdi bir de şu durum var değerli arkadaşlar. Kaplumbağa biliyorsunuz sırtında evini taşıyor. Bizler sizlere her zaman şunu söylüyoruz. Bir hayvan figürüne denk geldiğiniz zaman defineyle, hazineyle alakası olmaz durumunu göz önüne alırsınız. Hayvan figürünün eksik organı var mı yok mu diye kontrol etmekte fayda olduğunu söylüyoruz. Şimdi kaplumbağaya denk geldiniz. Kara kaplumbağası, kuyruksuz bir kara kaplumbağasına denk geldiniz. Dediğimiz gibi devasa bir kayaya yapılmış. Kaya kendisi bizzat benzetilmiş diyelim. Ve baktınız bu kaplumbağanın sırt kısmı yok. Sırt kısmında normalde kabartı olması gerekirken sırt kısmı yok. Şüphelendiniz doğal olabilir mi diye. Gittiniz baktınız ense kısmında, işte boyun kısmında, sağında solunda işçilik de var. Yani yapılmış bir kaplumbağa. O zaman bu tarz bir durumla karşılaşırsanız etrafta sizin ilk arayacağınız şey kaplumbağanın sırtıdır. Evini arayacaksınız arkadaşlar. Zaten evini bulursanız sizin kısmetiniz oradadır. Bu yüzden her ne olursa olsun eksik bir organın yapıldığını düşünüyorsanız buna bakmanız lazım. Veyahut da kaplumbağanın ayakları da yapılmış olabilir. Ama 3 ayağı vardır, bir ayağı yoktur. Ya da diyelim ki 3 ayağının uzunluğu belli bir seviyededir. 4. ayağının uzun kısa bir seviyededir. Topal ayı mantığıyla bakın buna. Bunlar da denk gelebileceğiniz olgulardır. Bu tarz durumlarda çevresinde arayacaksınız. Kalkıp da işte kafası istikametinde ben bunu bulacağım diye bir kayda yok. Bunu lütfen unutmayınız. Her zaman farklı bir şifre mantığı işin içerisine girmiş olabilir. Bunları bilmemizde fayda var. O yüzden de eksik organ varsa çevrede eksik organı muhakkak surette arayarak bunu bulmaya çalışacağız. Bunu bulursak burada tabii ki yani çıkacak hediye mantığıyla bakmanız lazım. Birebir de tam malzemenin kendisini verecek bir durumu söz konusu değildir. Ama bu hediyenin de gerçekten kıymetli olduğunu düşünün. Hani bir kaplumbağanın sırt kısmının ebatlarına baktığınız zaman sırt kısmı ne kadar büyükse ve kaplumbağanın üzerinde değil de etrafındaysa içerisindeki malzemenin büyüklüğünü de artık ona göre tasavvur edebilirsiniz. Ona göre bakmakta gerçekten fayda var. Bir diğer durum da değerli dostlarım yani şeyi ilk başta söyleyeceğimizi en sona söylüyoruz aslında da kusura bakmayın işte aklıma geldikçe anlatıyorum. Malum bununla ilgili sorulan sorular olduğu için bu konuyu açmak gereği duydum tekrardan. Şimdi kaplumbağanın baş kısmı gökyüzüne doğru bakıyorsa hani dedik ya kara kaplumbağasında baş kısmı önemli üstünde başka işaret yok. O zaman baş kısmını baz alacağız oraya bakacağız buraya bakacağız. Peki gökyüzüne bakıyorsa ne yapacağız? İşte bu durumda değerli dostlarım gökyüzüne bakarsa kaplumbağanın bulunduğu bölgeyi baz alacağız. Bizler için o bölgeyi kontrol altına almak ve o bölgede çalışma yapmamız gerektiğini anlatan bir ipucudur. Aslında gökyüzüne bakmasının temel sebebi şudur prensip olarak. Tanrı'yla ruhu birleştiren, aradaki işte iletişimi yapan aracı olarak düşünün kaplumbağayı orada. Ve bu aracının baktığı yönde Tanrı, geri istikametinde mezarı. Bu şekilde düşüneceksiniz. Bu şekilde bir
çözümleme yapacaksınız ve etrafında mezarını arayacaksınız. İşte belki de kaplumbağa mantığına baktığımız ağır işçiliklerin başında da bu nokta gelir. Çünkü hemen üst kısmına yerleştirilmiş şekilde devasa yapılmış kayalık mevcuttur. Alt kısmı mıcırla, şunla bunla, alt kısmında yine bir kayanın içerisine oyulmuş bir şekilde bir oda sistemi de karşımıza gelebileceğinden dolayı etrafı da aynı şekilde kapatılmış ve sizi zorlayabilecek şekilde Horasan'la alt kısımlara işlenmiş, alt kısmına Horasan dökülmüş şekilde de karşılaşabilecek durumları olabildiğinden dolayı ağır bir işçilik burada sizi bekleyebilir. Kafası bir noktaya bakanla kafasına gökyüzüne bakan arasındaki farkı da hani işçilik farkını az çok bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi dedim ya işarette her zaman şifreleme mantığı olabilir diye. Kafa istikametine bakarken arka kısmını pas geçeceğiz diye bir husus söz konusu olamaz. Yani şimdi kaplumbağa işaretinin kara kaplumbağası için konuşalım. Genel itibariyle dediğimiz gibi baş kısmını baz alacağız diye tekrar tekrar söylüyoruz. Lakin değerli dostlarım, bazı durumlarda söylediğimiz gibi her işaretin net olarak çözümü şudur, net olarak yöntemi budur diye bir şey söylemek söz konusu olamayız. O yüzden de yani kaplumbağanın mezarını ön kısmında, kafa kısmında illa burada olacak, illa burada çıkartacağım diye bir durum da söz konusu değil. Bazı örnekleri var, çok fazla değil ama geri kısmında, arka kısmında tümülüsvari, höyükvari şekilde yığma mezarlar veyahut da taş yığmalarına denk gelinebildiği durumlar var. Bu durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu olgularla karşılaşmanız durumunda muhakkak surette buralara bakmanızda fayda var. Buralarda çalışma yapmanızda fayda var değerli dostlarım. Bir de sadece kaplumbağa için değil, diğer işaretler için de düşünebilirsiniz. Şöyle bir durum var ki arkadaşlar, etrafta çalışma yapıyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz, işaretiniz belli. Etrafta araştırma yaparken keşif çalışması yapıyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi işaretin kendisinin üzerine bir çıkın. Etrafınıza bir bakın. Etrafta olmaması gereken veyahut da doğayla uyumsuz olan bir durum söz konusu mu? Ya da etraftaki taş modellerine baktığınız zaman buradaki taş modellerinden farklı bir taşın bu bölgede olup olmadığına bir göz gezdirin. Veyahut da yine bakarken normal ağırlıkta taşlar seyrederken bir tane taşın diğerlerini 3-4 katı büyüklüğünde ve bir noktanın üzerine konulmuş gibi, bir noktanın üzerine sürüklenmiş gibi bir durumu var mı, yok mu? Bunlara bir bakmakta fayda var. Çünkü farklı olan şey definecilik sisteminde işaretin bir parçasıdır, devamıdır. Farklı olan şey, bu tarz durumlar için konuşalım, genel itibariyle son nokta olarak da baz alabileceğimiz yerleri bize gösterebilecek durumlardır. O yüzden incelemekte gerçekten büyük fayda var. Ona bakmak da yani önemlidir. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bize mesaj atan arkadaşlarımızdan bir tanesi şunu demişti. Ya işte kaplumbağanın kafasında elmas var dediler, kırdırdılar bize. Değerli dostlarım, bu hususu tekrar tekrar söylüyorum. Gerekirse her videomda da söylemeye devam edeceğim. Bizler vurma kırma işi yapan adamlar değiliz. Bizler tarihi seven, bu işe gönül vermiş ve gerçekten biz tarihi yaşatmaya çalışan insanlarız. Bunu bir kere anlamamız lazım. İşaretin içerisinde her zaman para olacak. İşaretin kendisinde her zaman kasa olacak. İşaretin arkasında, sağında, solunda işte bir takım objeler olacak diye bir durum söz konusu olamaz. Bunu da bu şekilde bilmeniz lazım. Olma durumları, işaretin bizzat kendisinin üzerinde olma durumları nadir örneklerdir ve belli başlı durumlar sonrasında ortaya çıkar. Bu tarz durumlarda yapmamız gereken yapılacak çalışmalar da bellidir. Yani hiç yoksa kötü bir dedektörle bakarsınız. Akabinde yani yapılamıyorsa da verdiğim, söylemiş olduğum yöntemlerden herhangi bir tanesini uygularsınız. Bu anlamda bakarsınız. Bunu da lütfen unutmayın. Bir de kaplumbağa işaretlerinin yakınlarında bahsettiğimiz kaplumbağa modeli, tek kaplumbağayı anlatıyoruz. Unutmayalım, tekrar hatırlatalım. Etrafta mur çizi arayınız değerli dostlarım. Etraftaki kayaların üzerlerine net olarak gidin bakınız. Baktığınız zaman mur çizi gerçekten mur çizi olarak karşınıza gelecek şekilde olması gerekir.
Yani genel itibariyle şunu söyleyeyim. Yukarıdan aşağı uyacak şekilde bir prizma işaretini verebilecek şekilde bir durumla karşılaşabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani burç işareti için gerçekten değerli diyebileceğimiz. Yani şu şekilde çizeyim ben size. Kayanın üst kısmında şöyle aşağı doğru kesik şekilde devam edebilecek bir delikten bahsediyoruz. Buradaki burç için konuşuyorum. Bu tarz bir işarete denk gelirseniz etrafta özellikle de baktığı yönde baktığı yön istikametine gittiniz. Bu yön istikametinde böyle bir durumla karşılaşırsanız işte bu size mucizenin olduğu noktada bir hediye malzemesinin, hediye parasının saklandığını gösterir. Ve tek mucizeyle karşılaşırsanız, tek mucizeyle yapılmış durumu varsa burada tek bir şeyin içerisine bu paranın konularak bu noktaya saklandığını bize anlatır. Aklımızda bulunsun değerli dostlarım. Şimdi kaplumbağa birebir de kalkıp bu şekilde belli bir noktaya toprağa doğru da bakabilir. Bu tarz durumlarda yine kaplumbağanın hemen yakın çevresi baz alınır. Kaplumbağanın kafa kısmı incelemeniz gereken noktalardan bir tanesidir arkadaşlar. Üzerinde göz var mı yok mu? Bazı durumlarda tek göz, bazı durumlarda iki göz olur. Eğer tek göz varsa gözün olduğu istikamet, baktığı istikamet bizim için baz alınacak noktadır. Eğer ki iki gözü varsa kaplumbağanın üzerinde iki tane göz mevcutsa bu gözlerden bir tanesi geriye doğru bakıyorsa o zaman biz kaplumbağanın arkasında çalışma yapacağız. Bunu gösterir. Ya da iki göz var, ikisi de aynı hizada ancak biri büyük biri küçükse öncelikle küçük olan tarafa bir gidip bakmamız ve küçük olan tarafta araştırma yapmamız lazım. Her ne şekilde olursa olsun fark etmez değerli dostlarım. Şimdi biz yön istikametlerinde genelde birinci öncelik koyuyoruz. Birinci öncelik üzerinden konuşuyoruz. Ancak ikinci ve üçüncü seçenekleri de muhakkak surette de etrafta bakıp değerlendirme yapmamız lazım. Şimdi bir de arkadaşımız şunu sormuş. Yani ben böyle bir bölgeye gittiğim zaman bu kablonun etrafında çubukla arama yaparsam bir şey bulur muyum? Bulamazsın, kesinlikle olmaz diye bir şey söyleyemeyiz. Çubukları malum benim güveneceğim %40'lık bir ihtimal veriyorum ben çubuklara. Bu da sadece boşluk anlamındadır. Kalkıp da altını bulacağım, parayı bulacağım, şunu bulacağım, bunu bulacağım diye bir durum söz konusu değil benim için. Onu söyleyebilirim ki o da gerçekten çubukta tecrübe edinmiş, çubuğun hareketlerini bilen birinin elinde bu şekilde olabilir. Onu da belirtelim. Şimdi değerli dostlarım, eğer üzerinde oymamız mevcutsa bizim arayacağımız bir oda mezarı. Tümülüsvari bir yer. Bunları biliyoruz, doğru mu? Arayacağımız şey belli olduktan sonra ve yön istikametimiz belli olduktan sonra çubuk bize burada bu istikamette çizeceği şeyler ortaya çıkacaktır sonuçta. Ne çiziyor? Oda şeklinde bir yer çizmişse tamam burası bizim için olabilir. Orada çubuğa %60 bile güvenebilirsiniz. Çünkü üçlü bir durum söz konusudur çubuğa güvenmek için. Yönünüz belli ise, ne aradığınız belli ise ve gideceğiniz mesafe az çok belli ise tamam çubuğa bunu alanda bu üçlü sistemin var olduğu durumlarda güvenebilirsiniz. Ama bunun dışında her zaman çubuğa güveneceksiniz diye bir durum söz konusu değil. Yok efendim işte bölgeye şeyden baktırdım, uydudan baktırdım. Ya değerli dostlarım, uydudan baktırma diye bir durum söz konusu değil. Yani uydudan kendin de bakarsın aslında. Google Earth'ten bakıyor adam. Bir iki yerde farklılık görüyor. Tamam burasıdır diyor. Yani uydudan bakıp da altın yeri tespit edilmiş olsa sadece şu kadar söyleyeyim. Türkiye'de veyahut da dünyada fark etmez. Bir tane malzeme kalmazdı. Öyle bir sistem olsa yani o sistemi size yedirirler mi? Bize yedirirler mi? Yani bizde de kalmadan zaten o sistem paramparça edilirdi. Yani merak etmeyin o hususları da o şekilde söylemiş olayım. Yani kalkıp da bunlara güvenip bunlara istinaden çalışma yapmayın ya da kalkıp da böyle bir duruma hele hele para veren dostlarımızı duyuyoruz. Üzülüyorum ben gerçekten. Hani paranızı sokağa atmayın arkadaşlar. Sonuçta bir umut olarak bu yola çıkıyorsunuz. Bu yola çıkarken hani Dimya da pirince giderken evdeki bulgurdan olmak muhabbeti var ya. Evdeki bulgurdan da oluyorsunuz. Gerek yok. Size para karşılığında ben bunu yaparım, şunu yaparım diyen adamlardan biraz uzak durun. Lütfen. Rica ediyorum. Yani öncelikle kendi keşfinizi tamamlamadan, kendinizin içine silmeden, kendinizin vicdan rahat etmeden bir işe girişmeyiniz. Lütfen bunu da dipnot olarak söyleyelim. Genel itibariyle söyleyeceğimiz durumlar bunlar arkadaşlar.
Bunları bir baz alırsak, bunların üzerine en azından gittiğimiz zaman, karşılaştığımız zaman bunları göz önünde bulundurursak daha net veriler elde edebiliriz. Bu şekilde en azından aklımızda bulunsun. Umarım bir faydamız olmuştur diyelim. Lafı da daha fazla uzatmayalım. Dediğimiz gibi değerli dostlar, mesajlarınıza yetişmeye çalışıyorum, cevaplamaya çalışıyorum. Geç kaldığımız arkadaşlarımız var. Biliyorum, farkındayım. Onlara da bir an önce cevap vereceğim inşallah, Allah nasip ederse. Her ne şekilde olursa olsun muhakkak surette, yani ölmez sağ kalırsak o arkadaşlarımız cevaplarını alacaktır. Unutmayalım, bunu da hatırlatmış olalım. Değerli dostlarım, bu anlattığımız durumların tamamı arazide karşılaştığınız zaman bir işaretin ne anlama geldiğini sizlere anlatabilmek adınadır. Burada eğer ki izinli kazı alırsanız buranın sizin emeğinizi karşılar mı karşılamaz mı yönünde sizlere bir fikir edindirebilme anlamındaki anlatımlarımızdır. Kesinlikle kaçak kazılardan ve yasa dışı kazılardan uzak durun değerli dostlarım. Her zaman şunu söylerim. Kesinlikle benim dediğim doğrudur, kesinlikle benim dediğim olacaktır, çıkacaktır diye bir durum söz konusu değildir. Ben nacizane kısa, yani az çok bir şeyler bilen ve biraz da tecrübesi, arazi tecrübesi olan bir adamım. Bu bildiklerimi sizlerle paylaşmaya istiyorum. Hani benim bunun karşılığında beklediğim hiçbir durum söz konusu değil. Bunu da açık net olarak belirteyim. İnşallah nasibiniz bol olur, inşallah kazancınız bol olur. Rabbim gönlünüze göre versin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Her ne olursa olsun arkadaşlar, şunu unutmayın. Bu işlerin %95'i nasip, %5'i çalışma, emektir. Yani biz %5'lik kısmını koyuyoruz. %95'i Yaradanından istiyoruz. Nasip olursa, nasibimiz varsa o da olur inşallah. Hiç canınızı sıkmayın. Yani elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Yeter ki bir faydamız dokunsun diyelim. Hakkınızı verdim, kafanızı şişirdim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın değerli dostlarım.